Aslı denen o kızın foyasını ortaya çıkaracağım. Çağla saçmalama. Böyle bir şeye asla izin vermem. Asla. Volkan, bence sen saçmalama. Bir düşünsene. Eğer Aslı'nın Burak'ın takıldığı o garson kız olduğu ortaya çıktığında ortalık nasıl karışır? Burak'ın böyle bir kıza aşık olduğunu herkesin duyduğunu bir düşün. Düşünmek istemiyorum Çağla. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Bence çok güzel olur. O kenar mahalle kızı da benimle yarışamayacağını öğrenmiş olur. Benim sevgilimi elimden almak neymiş görsün. Tamam Çağla. Tamam. Sana yardım edeceğim. Biliyordum. Ama bir şartla. Neymiş o? Sen Aslı'dan garson kız olarak bahsetmeye devam edeceksin. Ve o garson kızın kim olduğunu kimse bilmeyecek. Araştırdım ama kimine ulaşamadım diyeceksin. Hayatta olmaz. Ben o kızın cümle alemi nasıl rezil olduğunu izlemek istiyorum. Tamam mı? Benim sevgilimi elimden almak neymiş görsün. Tamam. Ben senin Burak'ı geri almana yardım edeceğim. Hem merak etme, illaki ayrılacaklar. Ama bu süre boyunca Aslı'nın kılına bile zarar gelmeyecek. Tamam mı? Kızın personel dosyasını inceledim kulüpte. Ama telefon numarası biraz silik çıkmış. Şu sahte sevgilinin telefon numarasını alabilir miyim acaba Volkan'cığım? Aslı'nın numarasını ne yapacaksın Çağla? Gizli telefon sapığı falan almayacağım herhalde. Benim de bir planım var. Ama sürpriz. Daha önce Aslı'ya nasıl hakaretler yağdırdığını hepimiz biliyoruz. O yüzden numarasını sana vermeyeceğim. Konu Burak olunca senin gözün geliyor. Amma abarttın ha. Volkan, kıza tek bir kötü söz söylemeyeceğim. Ağzımdan hiçbir kötü laf çıkmayacak. Söz veriyorum. Anlatmak ister misin? Bak, konuşmak iyi gelebilir. Merak ediyorum ama. Bu durum beni çok üzüyor. Belki senin için yapabileceğim bir şeyler vardır. Sağ ol. Bir yakınımızı kaybettik. Onun haberini aldım. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Yani böyle durumlarda ne söylesem boştur ama. Ya lütfen artık toparla kendini. Elimde değil. Hadi kalk gel, yüzünü yıkayalım. Yok, ben kendim giderim. Ay aşkım dermiş bana. Aşkım dermiş. Hayatım bir cama çık da öyle güzel yüzünü göreyim hadi. Erdem delirdin mi? Nasıl çıkayım cama? İyi alıştım vallahi sen böyle kapılara gelmelere. Ne yapayım? Dayanamıyorum ki. Yani ben gelmesem bile ayaklarım beni buraya getiriyor. Sen niye geldin bakayım buraya? Dükkanda kalmayacak mıydın? Canım sıkıldı dükkanda. Hayatım sana şey diyeceğim. Hadi sen de gel. Birlikte dükkanımızı bekleyelim ha. Ay iyice saçmaladın Erdem. Ya Gonca ne olur lütfen ya, kırma beni. İyi tamam, hadi hadi şaşkın tamam. Ay yemin ederim deli bu çocuk. Ama aşkından delirdi resmen.
Aslı, iyi misin? İyiyim, geleceğim birazdan. Tamam. Abi. Bir şey mi oldu? Ben aslında Aslı'yla sizi biraz yalnız bırakmak için odama çıktım ama... sorun mu var? Yok canım, yok bir şey, merak etme. Ya Aslı'yla biraz konuştuk. Biraz daha baş başa kalsak iyi olacak. Tamam abicim. Bana ilk araba kullanmayı öğrettiğin günü hatırlıyor musun? Ben direksiyonu çevirmeyi beceremeyince delirmiştim. Vitesi değiştiremesen anlarım. Arabayı park edemezsen onu da anlarım. Ama direksiyonu çevirememek ne demek Çağla? Evet. Çok komikti gerçekten. Hayatımın bütünlüklerini seninle yaşadım ben Burak. Bir sürü anımız var. Daha da olacaktı. Çağla lütfen. Ne ara bu hale geldik? Amerika'da tatilde olsaydık şu anda oranın sokaklarında geziyor olacaktık. Her şey bambaşka olacaktı. Sabır. Aklım almıyor. Almıyor, anlamıyorum işte. Nasıl olur ya? Nasıl böyle olur? Daha dün Amerika'da tatil planları yaparken bugünkü halimize baktıkça ölecek gibi oluyorum. Ben bizi çok özlüyorum Burak. Çağla çok sarhoşsun. Lütfen. Bunları konuşmuştuk. Tamam. Haklısın. Moralim bozuldu sadece. Eski günlere gitti aklım. Ondan duygusallaştım biraz işte. Ama ne yapayım Burak? Elimde değil. Daha iyisin değil mi? Gözlerim yanıyor. Uyumak istiyorum. İstediğin zaman kalkabiliriz. Seni eve bırakırım. Gonca'yı arıyorum ama açmıyor. Anahtarı yok mu? Ya, evden aceleyle çıktım. Almayı unutmuş. Nerede bu kız ya? Ya şey... eğer istersen... burada kalabilirsin. Hayır. Eve giderim ben. Zaten aramalarımı görüp geri döner bana. Biraz bekleyelim. Tamam. Nasıl istersen. Elçin. Özür dilerim bu akşam için. Lütfen beni affet. Ne olur asma suratını öyle. Gülmemi mi bekliyorsun Sinan? Ya biraz önce yaşadıklarımıza inanamıyorum. Haklısın. Ne desen haklısın. İnan benim kontrolüm dışında gerçekleşti her şey. Lütfen. Daha fazla utandırma beni lütfen. Eski karın ne zamandır burada? Bilmiyorum ne zamandır burada olduğunu. Ben de daha yeni öğrendim. Ya nasıl bilmiyorsun Sinan? Biraz önce içeri giriyorum ve sizi aynı masada gayet samimi bir şekilde görüyorum. Ve sen bilmiyorsun. Ya ben de bir iki gün önce öğrendim geri döndüğünü. İlk defa bu akşam görüşmediniz herhalde. Hayır. Geçen gün şirkete geldi, orada karşılaştık. Ve bana söylemedin. Söyleyecektim. Neyse Sinan, ben kalkıyorum artık. Elçin. Sinan lütfen. Benim biraz kafamı toparlamam lazım. Tamam, ben seni bırakırım. Lütfen. Hiç gerek yok. Ben kendim gidebilirim. Elçin. Of ya, kaç kere aramış.
Aslı, ya çok özür dilerim. Telefonumu evde unutmuşum. Volkan Bey mi önce? Volkan, Aslı nerede? Bir sorun mu var? Bir sorun yok. Bu gece burada kalacak. Orada mı kalacak? Ben evdeyim. Niye gelmiyor ki? Ya uyuyakaldı. Zaten geç oldu bu saatten sonra. Ben onu uyandırmayayım. Yarın sabah erkenden bırakırım. Merak etme. Volkan, bir şey olmadığına emin misin? Evet. Endişelenme. Bir sorun yok. Ya tamam da... Tamam, neyse, hadi ben de yatıyorum. İyi geceler. Tamam, şey, yani o zaman görüşürüz yarın. Görüşürüz. Niye eve gelmiyor ki? Bu işte bir iş var ama yakında çıkar kokusu. Ne kadar romantik değil mi? Hep bunu hayal etmiştim. Neyi? Sarhoş olup başıma bela olmayayım. Şakacı sevgilim. Aa, beni böyle taşıyorsun ya. Çok romantik değil mi? Ya yeter artık Çağla ya, yeter. Of. Ya gitme, yanımda kal. Burak? Şey, Elçin Hanım. Ne oluyor burada? Sevgilim beni eve bırakıyor anne. Ne var bunda? Çağla, bu ne rezalet? Gecenin körü olmuş, bütün evi inletiyorsunuz. Anne abartma. Az birazcık içtik. Belli oluyor Çağla'cığım ne kadar içtiğiniz. Ya Burak, Çağla'nın bu hale gelmesine nasıl müsaade ettin? Olacakları hiç mi düşünmedin? Ben engel olmaya çalıştım ama... Ya niye birlikteydiniz ki siz? Yemek için. Veda yemeği için. Son kez konuşmak istedi. Burak, şu olayı bana doğru düzgün anlatır mısın lütfen? Dostça ayrılmak için buluşalım dedik. Tabii Çağla içkiyi fazla kaçırınca... Çok içmedim ki ben. Birazcık içtim. Çağla sen sus. Sonra? Sonrası bu. Ne demek bu? Çağla'nın şu haline bak. Ya birbirinize hiç mi saygınız kalmadı sizin? Elçin Hanım, ben kızınızı odasına kadar getirdim. Daha ne yapayım? Burak, çık git bu evden. Ne? Burak, sana çık git dedim. Anne, lütfen. Merak etmeyin. Gidiyorum. Aa, Burak, Burak dur. Çağla, otur oturduğun yerde. Seninle sonra görüşeceğiz. Banyoyu hazırlatıyorum. Bir duş alıp kendine gel. Gerek yok anne. Ben iyiyim. Çağla, neler karıştırıyorsun sen? Kızma ama Burak bunu hak etmişti. Bir dakika, bir dakika. Bütün o ayılıp bayılmalar oyun muydu yani? Yani oyun demeyelim de. Çağla, sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü... Burak beni herkesin gözü önünde rezil etti. Şimdi de ben suçluymuşum gibi davranıyor. Bu mu yani çözümün? Burak'ı böyle mi kendine bağlayacağını düşünüyorsun? Evet. Ama önce bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Bak kızım, bu böyle olmaz. Anne lütfen. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum, merak etme. Çağla. Anne, lütfen. Umarım nerede duracağını biliyorsundur. Vazgeçmeyecek. Ona inanmamalıydım. Güle güle kuzen.
telefonu Aslı, aç. Çağla. Volkan'cığım. Mahalle Gül'ünü teselli edebildin mi? Evet. Uyuyor. Uyuyor mu? Canım. Kıyamam. Üzüntüden yorgun mu düştü? Birlikte mi kalıyorsunuz yoksa? Senin için daha ne yapayım? Ya Çağla. Bak ben çok huzursuzum ya. Bu yaptığımız şeyler... Ay kıyamazmış da. Gözlerim yaşardı. Volkan. Anlaşma yaptık. Duygusal davranmayı kes lütfen. Her şey şu an istediğimiz gibi. Hatta sen şu an istediğinden fazlasına sahipsin. Yoksa Burak'ın yanında olmasını mı tercih ederdin? Hayır, asla. Ya ne diyeceğim ben şimdi bu çocuğa? Alo? Gonca selam. Aslı'ya ulaşamadım. Yanında mı? Şey Burak. Aslı burada yok. Ben telefonumu evde unutmuşum. Aslı da bana ulaşamayınca gelmedi sanırım. Nerede olabilir peki? En son Eda'ya gidecekti ama. Tahmin etmeliydim. Tamam Gonca. Ben gidip onu alayım. Tamam Burak bana da haber verin. Seni bekliyordum kuzen. Oo, kuzen, hayırdır bu saatte? Aslı burada mı? Aslı içeride. Uyuyor. Onunla önemli bir şey konuşmam. Burak, Aslı içeride uyuyor dedim. Ne konuşacaksan yarın konuşuruz. Volkan, önemli dedim. Neymiş bu önemli olan ya? Bana da bir anlatsana. Orası seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez Burak? Evime gelmiş bağırıp çağırıyorsun. Seni ilgilendiren bir durum yok. Çekil önünden. Bak Burak. Asıl sen bana bak. Ben buraya Aslı'yla konuşmak için geldim. Anlıyor musun beni? Önce biraz sakin olacaksın. Sonra laflarına dikkat edeceksin. Etmezsen ne olur? Çocuklar, ne oluyor burada? Volkan? Hiç baba ya. Kuzenimizi ziyarete gelmiş. Öyle mi Burak? Bir şey olduğu yok amca. E tamam, ne duruyorsunuz burada? Hadi gel içeri geçelim. Yok. Ben gitsem iyi olacak. Ya Burak, gel içeri geçelim. Ben bu Çağla meselesini seninle bir konuşmak istiyorum. Amca, biz Çağla'yla ayrıldık. Sürekli ondan bahsedip durmayın artık. Yeter. Ya, tamam Burak, anladım tamam. Başka zaman konuşuruz. Neyse, ben gidiyorum. Sonra konuşacağız.
Konuşuruz kuzen. İyi geceler. Ne oluyor Volkan? Bir şey baba, ne olacak? Bunun hali ne böyle o zaman? Bilmiyorum, bu aralar biraz gergin. Farkındayım. Son zamanlarda çok değişti. Hiç eski Burak gibi değil. Eskiden bir tek sorumsuzluğu vardı. Şimdi bir de sinir eklenmiş. Neyse, hadi gel salona geçelim. Ya baba, salonda Aslı uyuyor. Bu gece bizde kalacak da. Gerçekten mi? Niye bu kadar şaşırdın? Acaba evimizde hiçbir kız arkadaşın kalmadığından olabilir mi? Neyse, ben yatmaya çıkıyorum. İyi geceler. Senin için neler yaptığımı bir bilsen. Ve neler yapabileceğimi. Bana bunu yaparsın nasıl? Allah kahretmesin! Bana bunu nasıl yaparsın? Uyuyakalmışım ya. Acaba hangi yüzle arıyorsun beni? Tamamdır, süper oldu. Günaydın. Günaydın. Nasıl uyuyakaldım ya? Kusura bakma. Ya olur mu öyle şey? Dün gece kendini o kadar yıprattın. O kadar ağladık ki. Öyle olması çok normal. Haklısın. Neyse ben artık gideyim. Hayatta olmaz. Önce kahvaltı. Yok. Gerçekten gitmem lazım. Ama bak senin için neler hazırladım. Gerçekten çok sağ ol. Ben gideyim. Sizinkiler de uyanır şimdi. Çok ayıp olur. Eda 12'den önce uyanmaz. Babam zaten erken çıktı. Kahvaltıda beni yalnız bırakmak istemezsin değil mi? İstemem tabii. Ama Gonca ile buluşmam lazım. Meraktan ölmüştür. Ben Gonca ile konuştum. Nasıl Gonca ile konuştun? Ne zaman? Dün gece seni aradı. Ben de seni uyandıramadım. Kıyamadım yani. Ne dedi peki? Biraz endişelenmiş ya. Ben de endişelenecek bir şey yok. Aslı burada kalıyor dedim. Keşke beni uyandırsaydın Volkan. Ya neyse, kahvaltıdan sonra arasan olmaz mı?
Aslı? Aslı? Hı. Sen iyi misin? İyiyim. Daha tabağına dokunmadın. Bilmiyorum. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Pekala. Israr etmeyeceğim. Bugün ne yapacaksın? Kursa bir uğrayacağım. Geçen şirkette unuttuğun dosyayı inceledim de. Resimlerin gerçekten muazzam. Çok teşekkür ederim. Bir yarışmaya katılacağım da kurstan dosya aldım. Belki fikir verir diye. Ha, yarışmaya katılıyorsun yani. Evet. İnşallah kazanırım. Ödül 10.000 lira biliyor musun? Bu para beni bir süre rahatlatır. Hatta kendi evimize çıkmamızı bile yardımcı olur. Ben çizimlerini gördükten sonra senin kazanacağına eminim. Çok teşekkür ederim. Ben artık kalkayım. Ben seni bırakayım. Yok, gerek yok. Volkan, dün gece için çok teşekkür ederim. Yani bütün gece benimle uğraştın. Ağlamalarımı, mutsuzluklarımı çektin. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ne teşekkür Aslı'cığım. Sen kendini ne zaman kötü hissedersen, ne zaman konuşmaya ihtiyacın olursa. Ve ne zaman ağlayacak bir omuza ihtiyacın olursa, o kişi benim. Konuşmamız lazım. Hayatım, sen beni bekleme çık. Şimdi aklıma geldi. Halil'i bir yere göndereceğim. Tamam canım. Halil, senden bir şey isteyeceğim. Buyurun Selda. Burak'ı takip edeceksin. Kimlerle buluşuyor, kimlerle görüşüyor, yanındaki tipler kimler, ne yapıyor? Bilmek istiyorum her şeyi. Bakalım bu garson kız kimmiş? Peki Selda. Günaydın canım. Bu sabah daha iyi gözüküyorsun. Evet, iyiyim. Bak Çağla, bir daha dün akşamki gibi bir olay istemiyorum. Tamam anne, bunları konuştuk ya. Senin neyin var peki? Canın sıkkın gibi görünüyor. Bir şeyim yok kızım. Sinan abiyle mi ilgili? Anne, kavga mı ettiniz? Ay lütfen bana Sinan deme. Hele ki dün akşamdan sonra. Anne, anlatır mısın lütfen? Dün akşam eski karısıyla tanışmak zorunda kaldım. Nasıl yani? Eski karısı mı? E nasıl bir kadın peki? Patavatsız bir kadın oldu kesin. Kendisine karısıyım diye tanıştırdı. Ah pardon, sonradan düzeltti tabii. Benden de haberi var. Şok oldum resmen. Ben şimdiye kadar Volkan'dan annesiyle ilgili tek bir kelime duymamıştım. Evet, birdenbire çıkmış kadın ortaya işte. Ama tek derdinin çocukları olmadığı kesin. Zaten Sinan onun nasıl bir insan olduğundan bahsetmişti. Anneciğim, belli ki basit bir kadın bu. Böyle bir kadın için Sinan abiyle aranı bozmaya değer mi sence? Ya Sinan da özür diledi aslında. Ama ben o kadar gerildim ki Sinan'a patladım işte. Anneciğim, Sinan abi seni çok seviyor. Bence bunu dün akşam sana kanıtlamış. Böyle bir kadın için ilişkine zarar verme bence. Haklısın ama ben bunlarla uğraşamayacak kadar yorgun. Bence bir kadın sevdiği adam için uğraşmalı anne. Hele ki böyle kadınlara meydanı boş bırakmamak lazım. Ben kuaföre gidiyorum. Manikür, pedikür. Görüşürüz. Aslı, bir şey söyleyeceğim ya. Fotoğraflarda bir gariplik var. Mesela şu. Burada Burak'ın yüzüne bak.
istemiyor gibi. Kesin bu fotoğraflarda o Çağla'nın bir şeytanlığı var. Bak sonra Gonca demişti dersin. Gonca ya. Ben artık bunları düşünmek istemiyorum. Sadece annemi düşünmek istiyorum artık. Ve tek isteğim bu yarışmayı kazanmak. Zaten bugün yarın açıklanacak. Ay dua et Gonca, inşallah kazanırım. Eğer yarışmayı kazanırsam hemen o evden taşınacağım. Ve her şeyi geride bırakacağım. Canım benim, güzel arkadaşım. Her şey gönlünce olsun. İnşallah Gonca. Aslı, ben seni hiç bırakmak istemiyorum ama benim gitmem lazım. Saçmalama, hadi git. Hadi. Bak, zaten yakında spor kulübünden de ayrılacağım. Kendi işimiz olacak nasıl olsa. Kendi işimizin patronu olacağız. İnşallah Gonca. Gonca, bak. Burak'ı falan görürsen sakın bir şey söyleme ona, tamam mı? Fotoğraflardan falan bahsedeyim deme. Bak sen dayanamayıp söylersin, sakın. Tamam da niye? Ben tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Üzülmek istemiyorum artık. Tamam. Bak yan yan gülüyorsun yine. Aslı içeride uyuyor. Onunla önemli bir şey konuşmam. Burak, Aslı içeride uyuyor dedim. Ne konuşacaksan yarın konuşursun. Volkan, önemli dedim. Neymiş önemli olan ya? Orası seni ilgilendirmez. Burak! Yürü dedim sana, gidiyoruz buradan. Hadi. Hadi Aslı. Ya. Sanıyorsun? Volkan iyi misin? İyiyim. Burak Bey, müsait değilseniz ben daha sonra uğrayabilirim. Yok yok, buyurun lütfen. Nihat Bey ne zaman gelecek acaba? Ona göre program yapacağım. Biliyorsunuz ilk maç sizin. Siz konuşur musunuz mu babamla? Daha yapmam gereken bir sürü şey var. Peki Nihat Bey'i ben arayayım. Maç saatini ona göre ayarlamaya çalışacağım. Tamam. Neymiş bu önemli haber? Hemen anlat, bekliyorum. Aslı sizin şirketin düzenlemiş olduğu tasarım yarışmasına katılmış. Yok artık. Gerçekten mi? Evet. Ve şirketin sizin olduğundan haberi yok. Kıza bak ya. Burak yetmiyormuş gibi şimdi bir de işlere mi el atmış? Eğer yarışmayı kazanırsa güzel bir para ödülü alacak. Ve Aslı'nın gerçekten bu paraya ihtiyacı var. Kazanmasına yardımcı olmamı istemeyeceksin herhalde benden Volkan. Hayır. Tam tersi. O parayı Aslı'ya ben vermek istiyorum. Kaybetmesini istiyorsun yani. Çok akıllıca. Ona en zor gününde destek olup sana minnet duymasını istiyorsun. Peki anlamadığım şu. Kazanabileceğini nereden çıkarıyorsun? Çünkü Aslı çok yetenekli bir kız. Muhtemelen kazanacaktır. Kızı niye bu kadar gözünüzde büyütüyorsunuz anlamıyorum. Bence hiç şansı yok. Ama yine de sen merak etme. Aslı o yarışmayı asla kazanamayacak. Harika bir fikrim var. Kokteyl esnasında serviste bizden 3-4 kişi olursa iyi olur. Tamam Burak Bey. Arkadaşları görevlendiririm. Ah Gonca, merhaba. Merhaba Burak. Kokteyl esnasında sen de bizimle ol. Ekibe destek olup yönlendirirsin. Tabii ki. Neyse, ben son hazırlıkları kontrol edeyim. Orada görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin.
Allah Allah. Niye şimdi Aslı'yı sormadı ki? Bu işte bir iş var ama. Betül, abim geldi mi? Geldi Sinan Bey, odasında. Müsait misin abi? Tabii ki, gelsene Sinan. Yengecim hoş geldin. Hoş bulduk Sinancığım. Sinan senin neyin var? Pek iyi görünmüyorsun. Var abi. Hem de büyük bir sorun var. Nedir, anlat bakayım. Başak. Başak geldi. Ne? Nereye geldi Başak? Dün akşam yemek için Elçin'le buluştuk. Bir anda karşımızda bitti. Ya bu kadın her yerden karşımıza çıkıyor. Kabus gibi ya. Ay Nihat, biz bu kadından kurtulamayacağız galiba. Artık ona haddini bildirme zamanı gelmedi mi abi? Geldi. Merak etme, halledeceğiz. Ama önce bu şirkette ona bilgileri kim veriyor onu bulmalıyız. Nasıl yani? Bu şirkette onun adına biri mi çalışıyor yani? Evet, öyle düşünüyoruz. Hakkımızda bu kadar çok şey bilmesi sence normal mi Sinan? Haklısınız. Hep bir adım önümüzde. Ama huzurumuzu kaçırmaktan başka bu kadının ne amacı var ya? Ayrıca gerçek nedenin çocuklar falan olmadığını düşünüyorum yani ben. Ona ne şüphe? Yıllar sonra onu buraya getiren sebep ne acaba? Başak Hanım, Selda Hanım burada. Konuşuyorlar şu an. Benden işe yeni giren personelin listesini istedi. Şüphelenmeye başladılar demek. Benim olduğumu anlamasınlar. Biterim. Sakin ol. Sakin ol, böyle bir şey olmayacak. Sen her zamanki gibi davranmaya devam et. Ama sakın dikkat çekme. Personel listesini önce bana gönder. Ben her şeyi halledeceğim. Tamam Başak Hanım. Ya sizce yani bilgi sızdıran kim olabilir? Yani içimizi bu kadar iyi kim bilebilir bizim? Bir kere ben yeni işe başlayan personelin bir listesini çıkarttırıyorum. Başak da zaten yeni ortaya çıktığına göre bunun eski bir personel olmadığını düşünüyorum şahsen. Muhtemelen telefonlarımız da dinleniyor. Ya bu böyle bir şey varsa yani bu çok korkutucu bir şey abi. Yani bir an önce bulmamız lazım bunu. Bulacağız. Merak etme, bulacağız. Bizim yavaş yavaş kulübe geçmemiz lazım. Turgut aradı. Bugünkü turnuvada ilk maç bizimmiş. Yani bu kadar işin arasında bir de bu Burak'ın işleri işte. Ya öyle deme abi ya. Sen de biraz rahatlamış olursun. Ay evet yani Nihat, Burak'ın da o kadar çalışması var, emeği var ya. Benim rahatlamam için Burak'ın da kendisini biraz toparlaması lazım. Sizin aranız bozuk mu hala? Öyle sayılır. Ben Burak'a güveniyorum. Tamam, zor günler geçiriyor. Onun biraz zamana ihtiyacı var abi. Merhabalar. Merhaba Volkan.
Volkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Sen de hoş geldin. Turnuvanın başlamasına az kaldı. Ben de sizi alayım, hep beraber geçelim diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Biz de tam çıkıyorduk zaten. Bak, maçlarda da bu centilmenliği bekliyorum, tamam mı? Tamam baba, elinden geleni yapacağım. Aa, bir kere Volkan'cığım centilmendir. Ayrıca ben taraf tutmuyorum. İyi olan kazansın diyorum. Hadi. Hadi çıkalım. Efendim abicim. Ben çıktım, şimdi taksiyle geleceğim. Tamam, birlikte döneriz. Öpüyorum. Eda. Kızım, kulübe mi gidiyorsun? Sen nereden biliyorsun ki? Ben de davetliyim. Seni kim davet etti? Baban sana söylemedi mi? Dün gece karşılaştık. Elçin'le birlikte yemekteydiler. Baban galiba Elçin konusunda sana yine yalan söyledi. Ah, benim güzel kızım. Canım bir tanem benim. Aa, hadi gel birlikte kulübe gidelim. Ha? Hadi gel. Hadi gel benim güzel kızım. Hem yolda konuşuruz bütün her şeyi. Hadi bin arabaya. Hadi benim tatlım. Hadi canım bin. Her şey hazır gibi. Umarım bir aksilik çıkmaz. Merak etmeyin Burak Bey. Hiçbir aksilik olmayacak. Hayatım, ben bir içeri kadar gideceğim. Geliyorum birazdan, tamam mı? Tamam canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Burak'cığım? Heyecanlı mısın bakayım? Ne işte amcığım? Ne yaptınız? Hazırlıklar ne durumda? Hazırız baba. Bir sıkıntı yok. Güzel. Ben de biraz şöyle bir bakayım. Volkan. Nedir bu durumunuz oğlum? Ne durum baba? Normaliz işte. Ya, buz gibisiniz oğlum. Burak bu aralar biraz gergin. O yüzdendir. Aslı, kızım nasılsın? İyiyim anne, sen nasılsın? İyiyim çocuğum. Ya, aklım hep sende kuzucuğum. Yani her şey yolunda mı? Yolunda tabii anne. Niye yolunda olmasın? Kursa gidiyordum ben de. Gonca ile çok iyi vakit geçiriyoruz. Aklım bende kalmasın, olur mu? Tamam çocuğum. Ya, sesini duymak istedim. Çok özlüyorum da. Daha sık ara, olur mu çocuğum? Ben de seni çok özlüyorum anneciğim. Biraz sabret. Yakında kendi evimize çıkacağız. Öpüyorum seni çok. Kolay gelsin. Sağ ol çocuğum. Ben de öpüyorum. Ah Aslı. Bir derdin var biliyorum, anlamaz mıyım ben? O yüzden dönmüyorsun buraya. Müştemilatta rahat edemedim. Ah çocuğum ah. Hayırdır Emel? Bir şey mi oldu? Yok. Aklım Aslı'ya takıldı. Neden? Bir derdin mi var? Yoksa sana bir şey mi anlattı? Yok. Anlatmaz ki. Anlatsa ikimiz de rahat edeceğiz. Bir derdi var biliyorum. Yani son günlerde çok dalgın. Anneyim ben, anlamaz mıyım? Aman Emel, boşuna evhamlanıyorsun. Genç kız, tam zamanı işte. Şimdi bunların günü gününe uymaz. Okul durumları yüzünden stresli kız. Abartma sen de. Tamam, doğru. Ama bu okul işi ne olacak? Çocuğumun aklı iyice karıştı Şükran. Ya hiç de şikayet etmez. Hep böyleydi biliyor musun? Çocukken de. Aman annem üzülmesin diye. Ay benim güzel yürekli çocuğum. Nihat Bey burs verecek ya Emel.
Bak canım, her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Sen yüreğini ferah tut. Üstelik Aslı her şeyin üstesinden gelir. Çok akıllı bir kız. Doğru, benim çocuğum çok akıllı. Ama aynı zamanda kırılgan da. Bir derdi var bana demiyor. Ama ben anlıyorum. Sesi böyle hep düğüm düğüm, gözleri buruk buruk. İçim hiç rahat değil Şükran. Yani bir de şimdi bu Gonca'da kalma meselesi çıktı. Vallahi aklım hep orada. Emel'cim, sıkma canını. Bunalmıştır burada. Hiç kolay değil ki genç bir kızın bir başkasının evinde yaşaması. Arkadaşıyla kafa dağıtıyordur işte. Elleme kız. Zaten zor şartlarda yaşıyor. Doğru. Burada hiç rahat edemedi. Eğreti hissediyor kendini. Ama benim çocuğum çok gururlu. Ondan... İnşallah doğrudur. Bana söylemediği bir derdi yoktur. Davetler gelmeye başladığında hemen servise başlayalım arkadaşlar. Bir aksilik çıksın istemiyorum, tamam mı? Merak etmeyin Burak Bey, her şey hazır. Haydi o zaman yerlerimize geçelim, haydi. Bak nasıl gergin çocuk. Ya abi sen de biraz alttan da versene. Ya buz gibisiniz. Abi birazdan basın gelecek. Ya böyle bir günde el alemin ağzına laf vermeyelim. Tamam Sinan. Hadi Volkan, biz de gidip hazırlanalım. Şunlara bir dersini verelim. Amcacığım özür dilerim ama maç sonu darılmak, gücenmek yok. Çünkü sonuç belli zaten. Öyle mi? Peki Aslan yeğenim, o zaman kortta görüşeceğiz. Hı? Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah kahretsin. Ne iş var bu kadının burada? Eda'cığım ne işi var bu kadının burada senin yanında? Ben sana ne söylemiştim? Ama amca... Eda'cığım hemen babanın yanına git. Soyunma odasına. Dost doğru. Hadi. Pekala burada sen kal. Gel sen şu. Senin ne işin var burada? Hı? Nedir derdin? Maçı izlemeye geldim. Ya bilirsin rekabeti severim ben. Hele rakibin Sinan olunca böyle bir maçı kaçıramazdım. Bence harika bir maç olacak. Başlatma şimdi senin maçından falan. Ne istiyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun Nihat. Yani bütün aile bir aradayken benim gelmemem yanlış olurdu diye düşündüm. Ortalığı karıştırdığın yetmedi mi? Ha? Bugün olmaz. Bak bugün olmaz. Bizim hayatımızdan çıkacaksın. Anlıyor musun beni? Eğer buradan defolup gitmezsen rezalet falan dinlemem, seni yaka paça attırırım dışarıya. Anlıyor musun beni? Ay sakin ol Nihat. Tamam. Tamam gidiyorum. Yani zaten seni böyle görmek benim için büyük bir zevkti. Ve bana da yetti. Defol o zaman. Efendim Volkan. Aslı'cığım, nasıl oldun? Aklım sende kaldı. İyiyim, teşekkürler. Biraz yürüyorum. Yürümek iyi geldi. Sevindim. Ne yapacaksın bugün? Kursa gideceğim buradan. Ha, başladı mı kursa? Evet. Kaçta çıkacaksın ya? İstersen seni alabilirim bak. Benim de 2 saat işim bitiyor burada. Aslında benim başka bir programım var. Ha, anladım. Tamam, programında bir değişiklik olursa bana haber ver. Vizyonda güzel filmler var. Sinemaya gidebiliriz. Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Gerginsin kuzen. Hı? Bugün bir an önce bitsin istiyorum. Çok daraldım. Biter, biter. Ne yaptınız? Aslı'yla konuşabildiniz mi?
fırsatım olmadı. Çok önemli bir konu demiştin ya. Ben de merak ettim. Halledebildiniz mi diye. Şu turnuva yüzünden tamamen aklımdan çıktı. Kafam çok dağınık. Ben de senin gibiyim ya. Bu arada kusura bakma. Dün geldiğine Asya'ya söylemeyi unutmuşum. Nasıl? Ya sabah kahvaltı yaparken aklımdaydı da. Sonra apar topar evden çıkınca. Bir de Aslı'ya bir bırakırken, trafik mırafik derken unutmuşum. Sorun olmaz değil mi kuzen? Biliyorum Elçin Hanım. Başak Keskin sizinle görüşmek istiyor. Adımı söylerseniz Elçin Hanım kesinlikle görüşmeyi kabul eder dedi. Peki gelsin. Daha sonra devam edelim olur mu? Teşekkürler. Konuyu hiç uzatmayacağım Elçin. Ben ne söyleyeceğim belli. Zaten sen de anlamışsındır diye düşünüyorum. Hiçbir şey anlamadım. Ne istiyorsunuz? Bak Elçin, ben ailemi yeniden bir araya getirmek için döndüm. Çocuklarımın yanında olmak, kocamın yanında olmak. Sen de bu konuda bana saygı duyarsın diye düşünüyorum. Pardon ama siz bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz. Ben sana ne yapacağını söylemiyorum ki. Olacaklara karşı seni uyarıyorum. Uyarmak mı? Ne demek bu? Şu demek yani artık sen nasıl yorumlarsan ben sana söyleyeceğimi söyledim. Yani bundan sonra beni uyarmadı falan demek yok. Neyse. Hadi sana kolay gelsin. Bakıyorsunuz. Neden olmasın Çağla Hanım? Zaten annenizle beraber seçici kurul üyeleri isimsiz dosyaları değerlendirecek. Yani annenizin size bir ayrıcalık tanıdığını kimse düşünmeyecek. Sadece tasarımlar yarışacak. Düşünebilirim o zaman. Form doldurmanız yeterli. O zaman doldurmayı çok isterim. Bir tane getirebilir misiniz bana? Peki Çağla Hanım. Bizimlerle birinci olacak değil herhalde.
Merhaba hocam. Hoş geldin Nasıl'cığım. Derse katılacak mısın? İzniniz olursa çok isterim. Tabii ki, ne demek. Hemen geç öyle. Ha, bu arada çalışmalarını yarışmaya yolladım. Ne diyorsunuz hocam? Şansım var mı sizce? Kesinlikle. İnşallah. Bu yarışma benim için çok önemli. Hem yeteneğimi ispat etmem için, hem de kazanacağım ödül için. Eğitimin için öyle mi? Yani eğitimin dışında aslında evimiz için. Nasıl, eviniz mi? Evimiz satılacağı için taşınmak zorunda kaldık. Annemin aşçı olarak çalıştığı evin müştemilatında yaşıyoruz. Geçici olarak. Anladım. Ben senin yeteneklerine güveniyorum. Umarım şansın da yaver. İnşallah hocam. Bugün Karakan'ın çalışmamız var. Hazır mısın? Başlayalım. Tamam. Çok hoş gözüküyorsun. Gerçekten mi? Evet. Bunu senden duymak ne güzel. Bence daha sık spor giyinmelisin. Sen istersen. Elçin, sen benim için çok özelsin. Bak, yani o geçen gece olanların benimle hiçbir... Sinan, biliyorum. Acaba bunları akşam yemek yerken mi konuşsam? Yemek mi? Olur, tamam. Neden olmasın? Hüdacığım, hoş geldin. Neden bana geldiğini haber vermiyorsun? Farkında bile değilsin ki baba. Son günlerde bu kadından başka hiçbir şeyi gözüm görmüyor bile. Eda, bak neden böyle yapıyorsun? Beni üzüyorsun sonra. Baba bırak Allah aşkına ya. Hatta ben sizin keyfinizi hiç bozmayayım. Bak, sevgilin yalnız kaldı. Hadi koş yanına. Eda. Son günlerde annem bile senden daha fazla yanımda baba. Böyle giderse daha da fazla yanımda olacak. Sen yoksun çünkü. Ya beni bile unuttun. Bu kadını görmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Sinan. Eda benim yüzümden mi gitti? Ay yok ya, bir işi varmış, onun yüzden gitti yani. Ya Sinan, ne konuşmuştuk? Bana dürüst olur musun lütfen? Anlamsız kaprisler işte. Ne diyeyim ki? Ne olur bugünümüzü bozmayalım, olur mu? Hadi. Burak Bey bu turnuva için çok uğraştı. Bütün ayrıntılarla tek tek kendisi ilgilendi. Evet, doğrusu ben de pek bir kusur bulamadım. Abartmayalım, yapmam gerekeni yaptım. Bugün atlattık mı rahatsınız. Artık biraz olsun dinlenirsiniz. Bugün de sorunsuz geçsin de. Benim yakışıklı aslan oğlum. O yeter ki istesin, her şeyin üstesinden gelir. Tebrikler. Tebrik ederiz. Tebrikler. Amca, hakkını yemeyelim. Sen iyiydin de. Mağlubiyet Burak yüzünden. Kendisi kız gibi oynuyor. Zaten takılıyorum ya, kızma. Bu tarz organizasyonları daha sık yapmalısınız. Bence bu çok keyifliydi.
Ama bundan sonra anneyle kızlar olsun. Sen Çağla'yla, ben Eda'yla. Tabii olur. Olur da Eda kabul eder mi bilmem. Geç kaldığım için özür dilerim. Korkunç bir trafik vardı. Ay, Çağla da geldi. Kim kazandı? Sence kim kazanabilir Çağla'cığım? Tabii ki biz kazandık. Ne yapalım? Çok iyi oynadılar ve hak ettiler. Tebrik ederim. Amcacığım, bu arada kusura bakma. Ben orada Burak'a takılmak için öyle bir şey söyledim. Sende bu son zamanlarda müthiş bir enerji var Volkan. Maçta da bayağı şov yaptın ha. Mutluluktandır o. Özel hayatı güzel gidince bu durum her şeye yansıyor abi. O zaman Burak'ın kötü performansının sebebi belli oluyor. Ay bir dakika. Ay Volkan, sevgilin mi var? Yani görüştüğüm biri var diyelim. Ay senin adına çok sevindim. Ay nasıl bir kız? Yani ailesi falan kim? Ay canım benim ya. İnşallah gülücük yüzünden hiç eksik olmasın. Görseniz çok tatlı, çok kibar, çok güzel bir kız. Öyle mi? Kimmiş bu kız, merak ettim. Ay ben de çok merak ettim. Sinan'la tanıştığına göre çok özel biri olmalı yani. Ay bizi ne zaman tanıştıracaksın Volkan'cığım? Yakında tanıştırırım yengecim. Burak kesin biliyordur. Sence nasıl bir kız? Yok. Ben tanımıyorum. Onları daha bir araya getiremedim. Aa, ay çok şaşırdım. Nihat Bey, basının arkadaşlar fotoğraf çekmek için sizi bekliyorum. Ha öyle mi? O zaman bekletmeyelim. Basın gelmiş. Buyurun, geçelim. Buyurun arkadaşlar. Çağla'cığım, geçsene hayatım sen böyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Seninle konuşmam gerek. Ne hakkında? Sen çok iyi biliyorsun ne hakkında olduğunu. Konuşalım bakalım. Hayatım, bir şey mi oldu? Ay canım bak, benden bir şey saklama lütfen. Başak geldi. Hem de Eda'yla. Ne? Ay ne kadar gerizekalı bir şey bu kadın ya. Nasıl cesaret ediyor yani buraya kadar gelmeye? Ben gerçekten olacak iş değil. Yani sinirim tepeme çıktı. Yani bu Eda da raydan çıktı biliyor musun iyice? Ya bu arada Eda nerede? Ay ne bileyim, gördüm bir ara ama sanırım erken ayrıldı yani. Bana sinirlenmiştir. Neyse hadi biz de gitsek mi artık? Tamam canım ama bir alasma aldık diyelim mi Elçinlere? Evet hadi. İyi akşamlar. Evet. Canım biz kalkalım ya. Çağla Hanım, sizden güzel haberi ne zaman alacağız? Aa, sizin haberiniz yok muydu? Biz Burak'la yaz sonunda evleniyoruz. Öyle mi? Evet. Doğru duydunuz. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ya ne demek ne yapmaya çalışıyorsun? Açık konuşsana. Masadaki aslı muhabbetinden bahsediyorum. Çok fazla uzamaya başladı bu oyun. Ya Burak, sen bu konuyla neden bu kadar alakalısın? Volkan, Aslı'dan uzak duracaksın. Daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Daha fazla zarar görmesini istemiyorsun. Aslı'ya ben mi zarar vereceğim? Ha? Dön kendi yaptıklarına bir bak. Daha fazla uzamadan bu oyuna bir son vereceksin. Ya Burak, farkında mısın bilmiyorum ama bu benim hayatım. Sen git kendi işine bak. Volkan bak, beni delirtme. Aslı'nın kim olduğu anlaşılırsa annesi de işinden olur. Sen bunları hiç düşünmüyor musun? Merak etme kardeşim. Ben Aslı'yı senden daha çok düşünüyorum. Aksi bir durumda da annesine de Aslı'ya da sahip çıkamam, tamam? Sen rahat ol.
Sakın bana böyle bir hareket yapma. Burak! Ne yapıyorsun sen? Bıktım senin bu şımarıklıklarından. Baba karışma. Sen iyice zıvanadan çıktın artık. Şu anda hemen eve dönüyorsun ve bunları evde konuşuyoruz seninle. Baba, bu Volkan'la benim aramdaki mesele. Sana karışma dedim. Sen babana karşı mı geliyorsun? He? Sen bana karşı mı geliyorsun? Baba, amca! Amca! Baba, baba iyi misin? Baba! Çok güzel gidiyor Aslı'cığım. Teşekkür ederim hocam. Bu kursa beraber geldiğin arkadaşın değil mi? Evet. Fotoğrafına bakmadan zor olmuyor mu? Benim için hiç zor olmuyor. Yüzü gözünün önünden gitmiyor diyoruz. Gonca. Kurstayım, sen ne yapıyorsun? Aslı, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ya, Burak'ın babası rahatsızlandı. Az önce ambulansla hastaneye götürdüler. Ne? Burak? Burak nerede? Ya, o da hastaneye gitti onlarla. Ben de şimdi kulüpten çıkıyorum, eve geleceğim. Tamam, evde görüşürüz. Tamam. Hocam, ben çıkabilir miyim? Tabii, çıkabilirsin. Emel Hanım, kolay gelsin. Alışveriş listesi sizde mi? Hı hı. Buyurun. Teşekkür ederim. Emel Hanım, siz de benimle gelseniz. Şey için, ürün seçmek için. Belki kullandığınız belli başlı markalar varsa bana yardımcı olursunuz. Olur. Zaten işim bitmişti. Gidelim. Gerçekten mi? Hı hı. Tamam o zaman. Hemen gidelim. Buyurun. Selam. Ay, aklımı çıkardın ha gerçekten. Biz bugün evde sarma yapmıştık da sana da getireyim dedim. Belki acıkmışsındır. Sarma mı? Bayılırım ben sarmaya. Çok severim. Afiyet olsun. Kendi ellerimle yaptım. Öyle mi? Bu dükkanı tutarsak yarın öbür gün o kızla orada burada lak lak falan istemiyorum. Ben toktum aslında ya. Gerçekten toktum ya. Dokunmasın şimdi mideme falan. Ya haline bak ya. Çok tatlısın. Tatlı mıyım? Ben mi? Çıkken mi? Doktor Bey. Merak etmeyin, şu an için durumu iyi. Testlerimizin sonucu da çıktı. Nihat Bey sandığım gibi kalp spazmı geçirmiş. Ay yani çok şükür kalp krizi değil yani. Nihat Bey biraz dinlensin. Kendini iyi hissettiğinde çıkış yapabilirsiniz. Yani bu gece burada kalmasına gerek yok. Yalnız bundan sonra çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii ki Doktor Bey. Nihat Bey artık kesinlikle stresten uzak kalmalı. Onu üzecek, sinirlendirecek ani duygu değişimlerinden olabildiğince kaçınmalı. Tabii ki Doktor Bey. İyi ki geldiniz Emel Hanım. Hayatımda yaşadığım en hızlı alışverişti. Ya bana da değişiklik oldu. İşimizin parçası sonuçta. Emel Hanım, şurada bildiğim çok güzel bir pastane var. Diyorum ki belki bir şeyler... Bilemedim ki. Hem Nihat Bey'in tatlı siparişi var, onu da alırız.
Nihat Bey'in tatlı siparişi mi? Diyet yapmıyor mu Nihat Bey? Laf aramızda arada bir bozuyor Selda'ndan gizli olarak. Ne yapsın? Canı çekiyordur. yürüyerek gidebiliriz. Araba burada kalsın. Şükran arıyor. Efendim Şükran. Ne? Tamam hemen dönüyoruz. Tamam canım. Ne olmuş? Nihat Bey rahatsızlanmış. Hemen eve dönmemiz lazım. Buyurun o zaman. Siz geçin. Aslı. Gonca, nasılmış durum? Bir şey öğrenebildin mi? Kalp spazmı geçirmiş. Ama şu anda durumu iyiymiş, merak etme. Ay, emin misin? Ay tabii ki eminim Aslı. Turgut Bey'e sordum, o söyledi. Ama sen Burak'ı aramadın mı zaten? Aradım. Ama açmıyor. Tamam canım. Meşguldür. Bir daha ara sen. Hadi. Burak. Açmıyor ya. Meşguldür işte. Hastanede başı kalabalıktır. Yok. Kesin konuşmuyor benimle. Ay saçmalama Aslı ya. O arar seni, arar. Ama ben merak ediyorum Gonca. Şimdi nasıl Nihat amca? Şu an iyi. Çok şükür. Hepimiz çok korktuk Burak. Çok geçmiş olsun. Sen nasılsın? Nasıl olayım? Bir anda gözümün önünde yığıldı. O anı hayatta unutamam. Canım ya. Düşünme artık bunları. Nihat amca çok güçlü biri. Eminim toparlayacaktır. Biz de elimizden geleni yapacağız. Dün geceyle ilgili özür dilemek istiyorum. Canım sıkkın olduğu için sarhoş oldum herhalde. Seni de zor durumda bıraktım. Önemli değil Çağla. Bu konuyu kapatalım şimdi. Peki. Ay Elçin'cim, son zamanlarda zaten Burak'a da çok üzüldü. Sana da çok mahcup oldu. Hepsi üst üste geldi yani bunların. Ya biz de çok üzüldük Selda'cığım ama ya bu kadar da yıpratmasın kendini. Benim asla size karşı bir tavrım olmadı. Ben Çağla'nın üzülmesine sinirlendim. O anki tepkim de Burak'ıydı. Ay biliyorum canım, biliyorum. Çok da haklısın ayrıca. Ayrıca bugün Başak'ı görünce de hepten çıldırdı Nihat. Ne? Ne oldu? Çok yüzsüz bir insan ya Elçin. Gerçekten çok yüzsüz bir kadın. Sırf Nihat'ı delirtmek için turnuvaya çıkıp geldi. Yanında Eda ile hem de. Bak onu da avucunun içine almış. İnanmıyorum. Selda. Ben bu kadından gerçekten ürkmeye başladım. Ay Elçin, ne olur sen de çok dikkatli ol. Sinan'ın yanında ol hep. Bu kadına karşı hepimizin birlik olması lazım. Canım. Nasılsınız? İyiyiz hayatım, sen? İyiyim. Yani Nihat nasıl, müsaitse onu bir görmek istiyorum ben. Tamam, olur. Gel. Daha iyi misin? Bir şeyler getireyim mi sana? Yok. Sağ ol. Ya tamam Burak, hadi ama bu kadar üzme kendini. Baban iyi. Daha da iyi olacak. Senin güçlü olman lazım. Sana her zamankinden daha fazla ihtiyacı var şimdi. Çok geçmiş olsun. Şimdi nasılsın peki? Sağ ol Elçin. Çok daha iyiyim. Artık sinir stres yasak yani. Ay Selda'cığım tamam. Ya seni iyi gördüm ya şu an. Gerçekten içim rahatladı. Ya bir şeye ihtiyacınız olursa haber verirsiniz, olur mu? Sağ ol Elçin'cim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ben seni geçireyim hayatım. Hayır sen burada kal lütfen.
Görüşürüz. Geçmiş olsun. Güle güle canım. Merak etmeyin, çok iyiyim. Çok geçmiş olsun Murat'cığım. Teşekkür ederim. Anne, Nihat amca nasıl? Daha iyi. Daha iyi. Çağlıcığım, biz de gidelim artık. He? Görüşürüz. Üzülme, tamam mı? Efendim abi. Eda, neredesin? Evdeyim. Amcam rahatsızlandı. Hastaneye kaldırdık. Ne? Ne oldu amcama? Önemli bir şey yok ya. Kalp spazmı geçirdi. Kalp spazmı mı? Abi, neredesiniz siz? Ben geleyim, hangi hastanedesiniz? Gelmene gerek yok. Biz çıkıyoruz zaten. Tamam abi. Benim yüzümden mi ya? Annemi hiç götürmemeliydim oraya. Çok güzel bir haberim var. Nihat'la ilgili. Ay, inanır mısın? Beni görmeye kalbi dayanmıyor. Yok. Yok, ben dayanamayacağım. Nihat beni hangi hastanede kaldığını biliyor musun? Ya biliyorum da. Şimdi kalkıp oraya mı gideceksin Aslı? Herkes oradadır. Evet. Benden başka herkes oradadır. Canım arkadaşım, biliyorum, merak ediyorsun. Merak etmekte de haklısın. Ama şu an beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gonca, sürekli elim kolum bağlı ya. Gerçekten bir gün orta yerimden çatlayacağım. Kızım, ülkenin en gözde bekarlarından biriyle aşk yaşıyorsun. Yani o kadar da bedeli olacak ama, değil mi? Keşke Burak sıradan biri olsaydı. Bizim gibi olsaydı. Yemin ediyorum, parasının bir kuruş bile umurumda değil. Aslıcığım, bunu bana mı anlatıyorsun? Ben bunu zaten biliyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Burak da biliyor. Ayrıca bence sana bağlanmasının en büyük nedenlerinden biri de bu. Hı hı. Bağlı. Bak nasıl bağlı? Çok bağlı. Aslıcığım bak, o fotoğraflar bence tamamen Çağla'nın oyunu. Onun şeytanlığından ibaret. Bak göreceksin. O zaman Burak niye bana yalan söylüyor? Yani Burak'ın yalan söylemesini Çağla mı söyledi? Bak, burada hala ben de takılıyorum. Ya niye yalan söyledi acaba? İyi yapmadı. Aman neyse. Ya hadi ya, dizi falan izleyelim, bir şey yapalım. Kafamızı boşaltırız. İyi tamam, aç izleyelim. Hadi. Tamam, ben açıyorum, sen otur. Ver, ben bir çekirdek falan çıkartayım. Bayağı hareketli bir gün oldu. Sorma Çağla, sorma. Hele Selda'lar için. Burak da çok üzüldü anne ya. Ha, üzülür tabii kızım. Babası sonuçta. Umarım ondan sonra hareketlerine daha dikkat eder. Göreceğiz. Nihat amca da epey stres yapmış ama belli. Son zamanlarda çok şey yaşadı adam üst üste. İşleri de çok yoğun. Belki artık emekliye ayrılır. İşlerin başına da Sinan abi geçer. Bilmiyorum ki. Ama biraz dinlense iyi olur tabii. Bence de iyi fikir. Sen de müstakbel karısı olarak yardım edersin. Çağlıcığım, nereden çıkıyor şimdi bunlar? Bak, bu tarz konularda konuşmayı hiç sevmem, bilirsin. Ayrıca ikisinin de koskocaman oğlu var. Ve benim de severek yaptığım bir işim. Ben... Tamam anne, bir an öyle düşündüm işte. Düşünme Çağlıcığım sen. Düşünme. Biz kendi işimize bakalım. Yenge abim nasıl? Yatıyor, uyuyacak gibi. Yenge, biz artık gidelim. Abim iyice dinlensin. Bu hafta şirkete de gelmişsin. Ben bütün her şeyi hallederim, tamam? Ay, her şey için çok teşekkür ederim Sinancığım. Geçmiş olsun. Tekrar çok geçmiş olsun yengecim.
Sağ ol bir tane. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Var mı isteğin baba? Yok oğlum, sağ ol. Baba, son zamanlarda seni çok üzdüm. Her şey için senden çok özür dilerim. Bunların başına gelmesi benim suçum. Sen hiçbir şey için suçlama kendini. Kalbim beni uyardı işte. Bundan sonra daha dikkat edeceğim. Bak, sen bir süre dinlen baba. Ben işe de giderim, ne gerekiyorsa yaparım. Sen sakın yorma kendini, tamam mı? Tamam, tamam. Peki. Ama sadece birkaç güne. Ben böyle evde oturamam ki. Hayatta olmaz. Evde kalıp dinleneceksin. Yani bu işlerle Burak ilgilenir canım. Selda'cığım, sen benim hiç iyileşmemi istemiyorsun galiba. Ben böyle evde kalırsam iyileşemem ki. Hayatım, kalırsın. Emekliye ayrıldın artık. Tamam, tamam. Peki. Hiçbir şey demiyorum. Ay kızım, yok. Bunlar bu bölümde de aşklarını itiraf edemeyecekler. Hayır, ben anlamıyorum. Yani ne var bunda bu kadar saklayacak, zorlanacak? Yani seviyorsan böyle söyleyeceksin sevdiğini ya. Böyle bağıra bağıra söyleyeceksin hem de. Aslı. Uhu. Sana diyorum. Hı, ne diyorsun Gonca? Aşık olan, seven adam diyorum. Bağırır diyorum. Aşkını itiraf eder diyorum. Tıpkı Burak gibi diyorum. Ya şunun adını ağzına anma Gonca ya. Ben anladım seni. Aramalarına geri dönmedi ya. Ondan sinirlisin böyle. Bir de özledin tabii. Ne özleyeceğim ya ben onu? Yatıyorum ben. Bu saatte. Saat 9 Aslı. 9 mu? Sen bu saatte uyumazsın ki. O kadar erken mi ya? Neyse, yatıyorum ben ya. Sen nasılsın anne? Ona bir şey olacak diye çok korktum. Ona bir şey olsaydı biz ne yapardık Burak? Anneciğim, lütfen aklına böyle şeyler getirme. Bak, babam çok şükür iyi. Daha da iyi olacak. Burakcığım bak, doktoru duydun. Ne olur oğlum, sen de artık babanı strese, üzüntüye sokacak bir şey yapma. Toparla artık kendini ne olursun. Sonra ben de çok üzülüyorum. Lütfen oğlum. Tamam anne, tamam. Sen merak etme. Her şey için özür dilerim sizden. Sen yeter ki ağlama, tamam mı? Canım. Tenezzül edip aramalarıma bile cevap vermiyor. Hem suçlu hem güçlü. Arasam mı acaba? Yok, öyle bir kere aramakta gönlüm falan alamaz. Kanmayacaktı orada. Sadece geçmiş olsun diyecektim. Bakıyorum Volkancığın hemen yetiştirmiş. Sağ ol. Volkancığın ne demek ya? Gece orada kalacak kadar samimi oldunuz lan. Sen kendi samimi gecelerine baksana. Ben kimle samimiymişim ya? Ay, ben kimle samimiymişim diyor ya. İnanamıyorum sana Burak. İnanamıyorum. Bu çocuk beni çıldırtacak ya. Kapatma şu telefonu Aslı, kapatma. Ay, senin inadını.
Ay inanmıyorum ya. Hala yalan söylüyor bana ya. Kimle samimiymişim diye soruyor bir de. Yok Aslı ya, öyle bir şey demiyor ki. Sen de bahsediyorsun, kimden bahsediyorsun? Burak'tan bahsediyorum, kimden bahsedeceğim Gonca? Aradı mı? Ay işte konuştuk bir şekilde. Hala Çağla'yla buluştuğumu saklıyor benden. Bir dakika, bir dakika. Sen Burak'ı tekrar mı aradın? Buna mı takılıyorsun şimdi Gonca sen? Aramadım. Mesaj attım. Ama neden mesaj attım? Neden mesaj attın? Şimdi ben onu aradım. O açmadı ya, havaya girdi. Ben de geçmiş olsun diye aradım diye mesaj attım ki havaya girmesin diye. Ha, tamam o zaman ya, anlaştık. Neyse. Sen mesaj attın, sonra ne oldu? Ne yapacak? Hala üste çıkmaya çalışıyor. Volkan tabii hemen yetiştirmiş. Sen Volkanlarda kalacak kadar samimi misin falan diye soruyor. Haklı çocuk. Haklı mı? Kızım bak. Şimdi eğer Erdem bir kızın evine gitseydi, orada kalsaydı, var ya ben ona böyle yolum yolum yolardım. Onun o etlerini böyle lime lime ederdim. Ya Gonca aynı şey değil ki. Ben Volkan'ın evinde isteyerek kalmadım. Ben orada uyuyakaldım. Ay Aslı, bir şey söyleyeceğim. Burak bu kadar bozulduğuna göre acaba Volkan ona neler anlattı? Yani belki de sırf ikinizin arası bozulsun diye oh olmadık şeyler söyledi. Yok Gonca, Volkan öyle bir çocuk değil, yapmaz. Acaba? Bak, bana hep Volkan'da böyle tuhaf bir gizem varmış gibi geliyor. Sanki sonra arkasından bir şeyler çıkacakmış gibi. Yanılıyorsun. O çok düşünceli, hassas bir çocuk. Vallahi bilmiyorum Aslı. Ben arkadaşın olarak seni uyarıyorum. Sen yine de dikkat et, fazla güvenme. Yani sonuçta Burak da o kadar kıskanmış. İşte ben de ona şaşırıyorum. Ya Volkan, kuzeni onun. Ya nesini kıskanıyor? Ayrıca bana hiç mi güvenmiyor? Neden böyle davranıyor biliyor musun? Kendi hatasını bastırmak için bana yükleniyor. Yok Aslı yok. Yani Volkan Burak'ın kuzeni, doğru. Böylece Burak onu çok iyi tanıyor. Yani kıskanmak da haklı olabilir. Bir dakika. Ben bunu bir masaya yatıracağım. Masaya yatırmam lazım bunu. Yatır sen, yatır. Yok, yok, yok. Burak yalan söylemektir bir diyor. Ay Nihat, iyi misin? Bir şey mi istedin? Nasılsın hayatım? Ay, iyiyim hayatım. İyiyim, bir şeyim yok. Ay, ay Nihat, ödüm koptu birden. Sedacığım, bir şeyim yok. Bu hastalık meselesini biraz fazla abartıyorsunuz siz ama, değil mi? Nihat, bundan sonra bana söz veriyorsun hayatım. Bir kere sinirden, stresten uzak duracaksın. Kilona dikkat edeceksin, yürüyüşünü ihmal etmeyeceksin. Ben sana müdahale ettiğim zaman da işime karışmayacaksın. Lütfen, rica ediyorum. Tamam Selda'cığım, tamam. Yeter ki sen üzülme. Aşkım benim. Sen bana lazımsın daha Nihat. Seni bırakıp bir yere gitmiyorum, merak etme. Gitme. Ha, şimdi bu doktor bana kaç gün yasaklamıştı? Ne? Ya Nihat, çok kötüsün. Yoksa yasaklamamış mıydı? Söyleme sakın. Tamam. Alo. Efendim Burak. Gonca merhaba.
Aslı'nın telefonu kapalı da yanındaysa verebilir misin? He tabii. Ne yapıyorsun Gonca ya? Ay ne yapayım, öyle bir anda yalan söyleyemedim. Efendim? Aslı, kapıdayım. İn aşağıya konuşalım. Hayır. Aslı, kapıdayım diyorum. Lütfen gelir misin? Ben de hayır diyorum. Sen bilirsin. Ne demek sen bilirsin? Gece gece kapıya dayanmayacaksın herhalde. Görürsün. Aslı, ne olur git konuş ya. Bak tüm mahalleye zaten rezil olduk. Abimin gözünde de hiç kredim kalmadı. Ne olur Aslı git konuş. Hadi hadi lütfen, daha fazla rezil olmayalım. Ben onun yalanlarını falan dinleyemem. Çok istiyorsan git konuş. Ya o Fazlı ya. Sen ayrı inat, o ayrı inat. Aranızda kalıyorum ben. Sinirliyim işte. Nasıl? İyi. Sağ ol. Gonca, Aslı nerede? Burak, görüşmek istemiyor. Zorlama işte, ne olursun. Nasıl zorlamayayım ya? Bu kadar basit mi? Hem beni delirteceğini bile bile Volkan'da kalıyor. Hem de hiçbir şey yapmamış gibi afra tafra. Ne oluyor? Amacı ne? Ben anlamıyorum ki. Biraz kendi yaptıklarına baksan bence anlarsın ama. Ne yapmışım ben? Bak Burak. Şu anda hem Aslı'yı hem beni zor durumda bırakıyorsun. Abim her an gelebilir. Yeterince rezil olduk zaten mahalleye. Lütfen. Şu an ne yeri ne zamanı. Konuşmak istiyorsan yarın dükkana gel, orada konuşalım. Tamam mı? Tamam Gonca. Tamam. İstediğiniz gibi olsun. Aslı ya, Burak mahvolmuş. Yani önce babası, sonra sen. Ben de böyle olsun istemiyorum Gonca. Ama sürekli alttan alan affeden hep ben oluyorum. Yeter artık. Vallahi gerçekten yeter Gonca. O kadar çok kırılıyorum ki. Kendi kalbimi tamir etmekten yoruldum. Aşk böyle bir şey mi ya? Aşk acı çekmek mi? Canım benim ya. Burak'la tanıştığımdan beri sürekli bir mücadele içindeyim. Öyle şeyler yaşadım ki kendimi, kendi değerlerimi unuttum. Haklısın canım benim, haklısın. Yanlış anlama ama yaşadığımız yere bak. Ev bile denemez. Bir göz oda. Olur mu öyle şey Aslı? Bak burası da senin evin. Ama öyle Gonca. Ya bir evimiz bile yok. Canım benim, bak ne yapalım? Biz böyle bir araya gelelim, size bir ev bulalım. Ya da ne bileyim, ben Erdem'den biraz borç para isteyeyim. Ne dersin? Olmaz Gonca. Ben bunu asla kabul etmem. Hem çocuk daha yeni pastane açıyor. Ya tam tersi, bizim ona destek olmamız gerek. Orası da öyle değil mi? Seni de üzdüm Gonca ya. Canım benim. Hiç olur mu öyle şey? Şapşal. Ben seni her zaman dinlerim. Çok teşekkür ederim. Aman! Yeter bu kadar dram ya. Hadi artık yatalım. Tamam, hadi sen git yat, ben şunları toplayıp geliyorum. Tamam. Yardım edeyim mi? Ay yok canım, iki tane şey alıveririm. Hadi. Gel ama. Tamam. Sitemim kendine, üstüne alınma. Pişmanları oynarım. Emsali olmadı çektiğim acının. Çektikçe seni yanarım. Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi. Şimdi yalnız kalanım. Suç sandım.
sandım belki de öyle çok sevmeyi nasıl başa sararım. Çarelermiş, umutlarmış, hep yol varmış, yalan dualarmış, adaklarmış, hiçbiri tutmadı gelmedin ama. Ben kendimle affedemem asla gençliğinde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle affedemem asla. Haram zehir oldu hep yılları. Bir şansın daha var, sil baştan deseler ben akıllanmam, yine aynısını yaparım. Burak seninle ancak gönlünü eğlendirir tatlım. O da sadece 3 gün. Gerisine ne ben izin veririm ne de ailesi. Bunu o küçük beynine iyice yerleştir. Faydası olmadı içtiğim şarabın, içtikçe daha yanarım. Dostluklarmış, vefa varmış, soranım yok ki yalan. Ölüp kalsam duyan olmaz, iyice bitap düştüm vurduğu zaman. Ben kendimle affedemem asla gençliğinde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle affedemem asla. Haram zehir Kanka. Ne haber? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber Burak? Nasıl gidiyor? İyidir. Gel gel, çay demledim yeni. Taze. Hadi içelim. Olur. Otursana. Aslı nerede? Evde. Ben geleceğim diye buraya gelmedi sanırım. Evet, öyle oldu. Aslı çok üzgün Burak. Neden? Ben Aslı'yı üzecek bir şey yapmadım ki. Burak, Aslı'nın olanlardan haberi var. Ya çıldıracağım. Neden bahsediyorsun? Neden haberi var? Çağlar'la buluşmanızdan bahsediyorum. Aslı'nın telefonuna onunla samimi çekilmiş fotoğraflarınız geldi. Ne? Çağla? Nasıl düşünemedim ya? Ne oluyor? Ya bak, o fotoğraflar nasıl bilmiyorum ama benim o gece Çağla'yla aramda bir şey olmadı. Son kez konuşup ayrılalım diye beni yemeğe davet etti. Sonra da sarhoş olup... Çağla yeter, içip durma şunu bak, sarhoş olacaksın. Bak sen. Nasıl da düşünüyormuş arkadaşını. Ben gidiyorum. Aa dur. Ben şimdiden oldum. Öyle birden ayağa kalkınca. Sarhoş değildi. Sırf benimle daha samimi görüntülenebilmek için bunu yaptı. Tamam. Diyelim ki oyuna geldin. O zaman niye Aslı'ya yalan söyledin? O an Aslı'yla aramızda daha fazla gerginlik olsun istemedim. Ama daha sonradan yalan söylediğim için çok huzursuz oldum. Gerçeği ona söyleyecektim. Aradım ama ulaşamadım.
Volkanlarda olduğunu öğrenince de deliye döndüm. Anlıyor musunuz? Deliye döndüm. Haklı. Ben olsam ben de deliye dönerdim ya. Erdem, şurada ciddi bir şey konuşuyoruz. Bir dakika araya girmez misin? Karışma. Ne demek karışma ya? Ya zaten bak ne diyor? Çağla oyuna getirmiş. Bir de siz anlamadan, dinlemeden üstüne gidiyorsunuz ya. Ben gidiyorum. Nereye kanka? Çağla'ya. Ona bu yaptıklarını ödeteceğim. Burak sakın. Sakın gitme. Yani ne değişecek ki? Yaptıklarını inkar edecek tabii ki. Burak kazandığını düşünsün. Ayrıldığınızı sansın. Hem böylece o şeytani planlarına bir süre ara verir. Siz de biraz huzur bulursunuz. Ayrıca şu anda en önemli olan şey Aslı'nın sana inanması. O fotoğrafları görünce o kadar üzüldü, harap oldu ki. Çok haklı. Peki bana inat olsun diye mi Volkanlar'da kaldı? Saçmalama. Tabii ki hayır. Ben telefonumu evde unutmuşum. Beni aramış aramış ulaşamamış. Benim onu aramamı beklerken de çok ağlamış. Ağlamaktan yorgun düşüp orada uyuyakalmış. İşte tüm olanlar bundan ibaret. Hadi otur. Of Aslı, of. Sabah nasılsınız? Teşekkür ederim Emel Hanım. Çok daha iyiyim. Nihat'cığım, Emel Hanım sana bugünden itibaren özel bir menü hazırladı. Yani bundan sonra öyle kekler, pastalar falan yok diyorsunuz değil mi? Merak etmeyin Nihat Bey. Arada küçük kaçamaklarımız olacak, böyle sütlü tatlı dondurma gibi. Şimdi oldu. Teşekkürler. Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Aa, Şükran? Nihat Bey, bu size gelmiş. Allah Allah. Teşekkür ederim. Kimden gelmiş acaba? Ay, kimden acaba? Allah kahretsin. Gel de şimdi senin tavsiyene uyuyan. Ay inanmıyorum. Şükran, hemen çıkar bu çiçeği. Çabuk çabuk evde durmasın. Sakın at onu dışarı. Bir daha da dışarıdan gelen hiçbir şey bize sormadan getirmeyin buraya. Olur mu? Eve sokmayın. Peki efendim. Kusura bakmayın. Yani bu nasıl bir densizlik? Nasıl bir arsızlık ya? Yani, ya öldüreceğim bu kadını ha. Öldüreceğim. Tamam aşkım. Ne olur sakin ol. Amacı zaten bu. Seni sinir etmek. Sakın gelme oyunuma.
Aslı hala telefonlarına çıkmıyor değil mi? Hayır. Ama beni affetmesini sağlayacak bir fikrim var. Bana yardım eder misin? Öyle mi? Tamam, dinliyorum. Elçin Hanım, finalistlerimiz belli olmuş. Harika, şu anda finale kalan çalışmaları görebileceğim yani. Müthiş. Ya bunların hepsi birbirinden güzel. Nasıl karar vereceğiz biz? Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Oldukça zor olacak. Ben bir kere daha bu yarışmayı düzenlediğime çok memnun oldum. Hele buna bayıldım. Kime ait bu çizim? Kurallar gereği çizimlerin kime ait olduğunu bilemiyoruz. Adaylarımızın hepsi numaralarla yarışıyor, biliyorsunuz. Tabii biliyorum da tamamen kafamdan uçtu tabii. Çizimden o kadar çok etkilendim ki. Sizin birinciniz belli oldu desenize. Evet. Ama bakalım jürideki diğer 5 kişi benimle aynı fikirde olacak mı? Umarım olur. Çünkü benim de favorim o. Pekala. Bundan sonraki işleyişi nasıl programladınız? Finalistlerimizi tek tek arayıp bilgilendirme yapacağız. Hemen uzatmadan hafta sonuna kadar birincimizi belirleyip bir parti yapmayı planladık. Sonrasında da ödül törenimiz ve yeni ürünlerimizin lansmanı var. Güzel. Tamamdır. İzninizle. Teşekkür ederim çocuk. Geldin mi Aslı'cığım? Ne oldu Gonca? Neymiş bu acil olan şey? Tatlım bak şimdi sen anlarsın bu işlerden. Biz karar veremedik. Şu duvarlara bir baksana. Böyle mi kalsın yoksa değiştirelim mi? Bu muydu acil olan şey? Öyle deme Aslı lütfen. Bu çok acil bir şey. Çok önemli bir şey. Çünkü bu heyeti bizden haber bekliyor bugün. Yani... Aslı, şey diyeceğim, peki bu ben seninle fikir almak istiyorum. Efendim? Gonca, Aslı yanımda mı? Evet, burada. Süper, ben hazır sayılırım. Gelin. Tamam, çıkıyoruz o zaman biz de. Aslı ya, sence ben yapabilir miyim? Yaparsın tabii ya. İyi, o zaman sen bana öğretirsin değil mi? Öğretirim. Hadi ya, bu kadar çalışma yeter. Dışarı çıkalım da bir şeyler yiyelim. Yok, ben aç değilim. Eve gideceğim ben. Siz gidin yiyin. Ya hadi ama Aslı ya, kırma. Ya evet Aslı, kırma bizi. Hadi ya. Hadi gidelim. Ya, hadi. Ay beni buraya apar topar çağırıyorsunuz. Sonra buradan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ben anlamadım ne yapmaya çalışıyorsunuz. Tebrikler. Bu yaz sonu evleniyor musun? Dalga geçiyorsun ama ben şimdiye kadar söylediğim her şeyi yaptım Volkan'cığım. Hadi bakalım. Beni yine apar topar çağırdığına göre senin aklından bir şeyler geçiyor galiba. Evet. Amcanın rahatsızlığını nasıl en iyi kullanırız onu düşünüyordum. Amcamın kullanılacak kadar önemli bir rahatsızlığı yok Çağla. Efendim? Ne yarışması? Evet. Finalist mi oldun? Siz ciddi misiniz? Neden bunu yaptın? Aslı bana kızma. Ama Burak'ı dinlemen gerekiyor. Bana neden böyle davrandığını biliyorum. Gonca bana her şeyi anlattı. Bunu anlatması için ben zorladım. Ortada büyük bir yanlış anlama var Aslı. Ben seni üzecek, kıracak hiçbir şey yapmadım. Yaptın Burak. O yüzden daha fazla konuşmamıza gerek yok. Sana Çağla'yla mutluluklar dilerim. Aslı. Bak hiçbir şey göründüğü gibi değil.
Bana inan. Peki bu nasıl görünüyor Burak? Ha? Çağla bana tuzak kurdu. Nasıl göründüğünü ben de biliyorum. Ama inan ben bir şey yapmadım. Artık bana açıklama yapmak zorunda değilsin Burak. Aslı gitme. Aslı! Keşke seni hiç tanımasaydım. İşitmediğim laf kalmadı. Gururumu, haysiyetimi ayaklarımın altına aldım. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim. O beni aşağılarken bile sustum. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü onun sana ait olduğunu bildiğim için kendimi suçlu hissettim. Fotoğraflarda da yanılmadığımı gördüm. Yeter artık Burak. Şu dakikadan sonra hiç kimse benden susmamı beklemesin. Ben de susmamı istemiyorum zaten. Ama yine de beni bir kere dinle. Ben sana o yemeği söyleyecektim. Bunun için Goncalar'a geldim. Yoktun. Volkanlarda kaldığını öğrendim. Daha sonra oraya geldim. Uyumuştum. Anlıyor musun şimdi beni? Bak. Çağla gitgide çok kötü olmaya başladı. O akşam özellikle sarhoş numarası yapmış. Onu düşerken tuttum sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Bana bak Aslı. Bana bak. Seni ne kadar sevdiğimi görmüyor musun? Niye sana bu kadar yalvarayım? Lütfen artık benim sevgime inan. Biz birbirimize güvenirsek eğer, herkesle başa çıkabiliriz. Yoksa bu aşka yazık olacak. Beğendin mi aşk? Burak çok güzel. Tıpkı hayalimdeki gibi. Sen nereden biliyorsun? Ben seninle ilgili her şeyi bilirim. Hadi gel. Hadi gel. Her şey çok güzel. Tıpkı rüya gibi. İşte bunu yapmak
İlişkimizi rüyaya çevirmek bizim elimizde. Kabusa dönüştürmeyin. Ben her şeyi göze aldım Aslı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yarından itibaren de eve dönüyorsun. Ama... Aslı, ben her şeyi halledeceğim. Aileme her şeyi anlatmaya hazırım. Konuşacağım. Seni anlatacağım. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaklardır. Ya anlamazlarsa? Burak, lütfen. Annem orada. Ah Aslı. Seni hiç mi düşünmüyorum sanıyorsun? Bunca zaman bu kadar saçma sapan şeylere katlanmam sadece sana olan sevgimden, senin de annenin de üzülmesine asla izin vermem.